Spor 26 Kanal 26 ekranlarında devam ediyor. Muharrem Esen ve Güven Sabas gerçekleştirdikleri canlı telefon bağlantısıyla sporun nabzını tutuyor. Programa bugün canlı telefon bağlantısıyla geçtiğimiz günlerde Eskişehir Spor'la yollarını ayıran eski teknik adam Mustafa Özer katıldı. Eskişehir Spor'un eski teknik direktörü Özer takımla yollarını ayırma gerekçelerini anlattı. Önemli olan Eskişehir Spor'un yaşaması diyen Özer, çok karakterli sporcular var ve bu zor şartlarda gemiyi terk etmediler dedi. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, sağ ol. Yaklaşık 9 ay Eskişehir Spor'da teknik direktörlük yaptık ekibimizle birlikte. Öncelikle başkanımız Mustafa Göre yönetim kuruluna, Fatih Baturalp ile Ömer Er, Özgür Sorun, diğer yöneticilere bize verdikleri ilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii oradan biliyorsunuz 2003'te futbolculuk dönemimizde ve 2019-20'de de teknik direktörlük yaptık. Şimdi tabii ayrıldıktan sonra bunları konuşmak, bunları söylemek, bunları söylemek yakıp duvar. Sesim hep geliyor mu? Geliyor, geliyor, geliyor. Yani bizim tek amacımız Eskişehir Spor'un yaşaması için zaten biliyorsunuz geldik oraya. Yani fazla da bir şey anlatmaya gerek yok. Şu anda ayrıldık çok. Valla başkanımız, yönetim kurulumuz bize inanılmaz ilgi gösterdiler. Bizi hiç kimseye muhtaç etmediler. Paramız olsun, diğer konularda, otelde her şeyimizi sağ olsun karşıladılar. Ama futbolda tabii ki herkes başarıya bakar, sonuçlara bakar. Tabii bunun bahanenin arkasına sığınmıyor. Şimdi bahanenin arkasına sığındığı zaman diyecekler ki niye geldin? Ya ama ben şunu söylüyorum. Önemli olan Eskişehir Spor'un yaşaması. Eskişehir Spor söylediğimiz gibi çok karakterli ve düzgün oyuncular var orada. Yani sağ olsunlar gemiyi terk etmediler. Bu zor şartlarda iyi mücadele ettiler. Ama hani en son oynadığımız maçta tabii siz de bahsettiniz. Güven Hoca da bahsetti az önce. Yani biraz dinledim. Gerçekten en çok üzüldüğümüz maçlardan bir tanesi. Yani o maç, ben maçtan sonra da şunu söyledim. Eskişehir Spor'un infilakı için ne gerekiyorsa yapacağım demiştim. Yapmak da zorundaydım. Başkanımız, yönetim kurulumuz sağ olsun, onlar da zaten aynı düşünceydiler. Yeni bir kan, yeni bir heyecan. Yeni bir hocayla inşallah başarıyı yakalarlar. Çünkü Eskişehir Spor gerçekten Türkiye'de tanınan, Avrupa'da tanınan takımlardan bir tane. Tabii çok fazla şeye girmek istemiyorum. Yani valla ben yerinizi olsam yanlış anlamayın, Eskişehir Spor'umuza sahip çıkalım. Geçen sene ben geldiğimde İlk yarı 5 puanda almıştık. Bir 12 puan almıştık. Evet hocam, şu anda arkadaşlar da ekrana getiriyor. Geçen yıl geldiğiniz andaki kadro, ondan önceki kadro kaç puan almış? Siz kaç puan almışsınız? İşte 5 puan alınan bir kadro var ki o kadro, işte Sisokkolu kadro, birçok futbolcunun Eskişehir Spor'da yer aldığı kadro. Ama bunların gidişinden sonra sizin elinizde olan bir kadro vardı. Gençlerle oluşan kadro. Siz de o kadroyla 12 puan aldınız. Ya şimdi evet, yani ben şunu 3 etaba benzetiyorum. Yani İlk geldiğinde bir A kadrosu gitti, B kadroyla mücadele etmeye başladık. Yani B kadrosuyla 12 puan aldık daha kafadan 4-5 maçta. Korona'ya kadar, bakın bu çok önemli. Çünkü bazı, ben yerel basınca olsun çok cevap vermek istemedim. Vermek de istemiyorum. Ben kendimi de korumak istemiyorum. Yanlış anlamayın, benim şu anda Eskişehir Spor'a Allah'a çok şükür hem futbolculuk dönemimizde hem teknik direktörlük dönemimizde hiçbir maddi mahkemeye verip kulübü yapmadık. Hem futbolcu dönemimizde de öyleydi. Ama şu anda 12 puan aldıktan sonra, bu koronaya kadar biz 17 puan yapmıştık biliyorsunuz. Ama korona çıktıktan sonra Bofi'nin biliyorsunuz 6 puan geldikten sonra biraz da gardımız düştü. Yani 11 puana düştük biliyorsunuz. Ondan sonra son 6 haftayı sadece Erzurum ve Altay maçlarından sonra hep gençlere yönelmeye çalıştık. Yani gelecek sene bize faydası olmayacak. Gelecek sene kiralık olanları gönderin. Onların yerine genç ve tecrübesi çocukları. Ya top toplayıcı çocukları açık söyleyeyim. Ondan sonra elinde 2,5 ay yatmış 7-8 tane genç çocukları aldım. 10 günde antrenman yaptırdık ve son 4 haftaya girdim.
Biz geçen sene unutalım. Geçen sene puanların silinmesi, korona olması geçen sene. Bu seneye bak. Bu sene benim en çok Ankara Spor ve Adana maçında bizim en kötü 4 puan almamız lazım. Daha sonra ise canlı telefon bağlantısıyla Eskişehir Spor eski futbolcusu Ömer Kaner Spor 26'ya katıldı. Türk eski milli futbolcusu, eski teknik direktör ve 1974-75 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonunda Eskişehir Spor formasıyla 14 gol atarak Süper Lig gol kralı olan Kaner, Eskişehir'de hep ilkleri yaşadığını belirtti. Eskişehir benim için çok özel dedi. Eskişehir Spor'un unutulmaz efsane oyuncularından bir tanesi. Sağ olun, teşekkür ederim. Şu anda da Eskişehir Spor'un durumunu takip ediyorsunuz, biliyoruz. Şimdi o yıllara baktığımızda, bugünlere geldiğimizde neler söylersiniz hocam? Valla tabii şimdi o yıllara baktığımızda o yıllar çok renkli, çok güzel yıllardı. Yani ben o yılları yalnız şimdi değil, hiçbir kulüpten karşılaştırmayı isteyemem yani. Çünkü şimdi bakıyorsunuz mesela genelde Avrupa'da dahil olmak üzere önemli oyuncular ön plana çıkıyor değil mi? Evet. Türkiye'de de var o oyuncularda, mesela orta sahada oyuncular var. İşte isimleri gerekmiyor ama o zaman dönüp baktığınızda Eskişehir Spor'da o oyunculardan çok çok daha fazla oyuncular vardı. Yani bir Büyük Burhan, Küçük Burhan, işte Vahap abi, efendime söyleyeyim, Kamuranlar. Onlar o dönemlerde inanılmaz bir ekip ortaya çıkıyordu. Şimdi de çok genç ve dinamik bir ekip var, bir takım var. Ama bu takımı bence çok iyi bir şekilde olgunlaştırıp dinamik bir kadro oluşturmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü buna vakit vardı, zaman da vardı ve hala şu an bir zaman var. Onun için de doğru, yani hata yapmadan güzel bir takım yaratılabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Sayın hocam, Sayın hocama bir şeyler söyler misiniz? Ben şunu hatırlatayım. 1974-75 sezonu sevgili Ömer Kaner, Eskişehir Spor'da gol kralı, Türkiye gol kralı olduğunuz tarih. Ne dersiniz? Şimdi tabii biliyorsunuz o dönemler öyle pek fazla bugünkü gibi goller atılmıyordu. Tabii. Ama öyle bir ekipte benim 14 gol atmam bile bana göre üzücü bir olay. Çünkü çok çok iyi bir ekibimiz vardı. Çok çok daha fazla gol atmam gerekiyordu ama 14 golden de ne de olsa gol kralı olmak, tabii Eskişehir'de olmak özellikle beni çok mutlu etti. Evet. Zaten ben Eskişehir'de hep ilkleri yaşadım. Yani işte askerliğimi orada yaptım. Hava gücünden Eskişehir Spor'a transfer oldum. Hı. Dolayısıyla eşimle Eskişehir'de tanıştım. İlk oğlum Eskişehir'de doğdu. Yani Eskişehir benim için çok özel, çok sevdiğim, hem insanlarını hem de Eskişehir Spor'u bu kadar güzellikler yaşattığı için teşekkür etmek istiyorum daha doğrusu.